195 nolu bab. Babu ta'ami indel kudumi. Dönüşte yemek yemek. Sefer dönüşü yemek. Bununla bitiriyor İmam Buhari. Ve kâne ibn Umar'a yuftiru limen yakşâhu. i̇bn Ömer seferden dönünce et, yanına gelenlere e, yemek yedirirdi. Yani hoş gelmişsiniz. Düşünün insanlar savaştan gelmişler kazadan gelmişler. Yani belli bir oranda ve riskte ölüme gitmişlerdi. Tekrardan geri geldiler. Öyle normal bizim seyahatlerimiz gibi değil. Cihada gidiyorlar. Yemek yedirir. Demek sefer dönüşü hoş kendine gelenlere yemek vermek. İbn Ömer böyle yapardı diye bab başlığını eklemiş İmam Buhari muallak olarak. 2923 nolu hadis. Haddeseni Muhammedun bize bana Muhammed anlattı diyor İmam Buhari. Hocası Muhammed de diyor ki akhbarana Vakiyun bize Veki haber verdi. O da an şubete, o da şubeden, o da an Muharib ibn Disar'in, o da Muharib bin Disar'dan. O da an Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma. O da Cabir bin Abdullah'tan Allah her ikisinden razı olsun enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lemma kadime el medinete Medine'ye gelince nehara cezuran deve kestiğini ev bakaraten yahut sığır kestiğini haber vermiş Cabir radıyallahu anh Zade Muaz'un Muaz şunu ilave etti an şubete şubeden an muharibin o da muharipten semi bir bi abdullah kendisi Cabir bin Abdullah'tan işitmiş ki demiş ki Hazreti Cabir iştara minin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ba'iran bi waqiyatayn Resulullah benden yolda bir deve satın aldı iki uqiye ve dirhamin ve bir dirhem karşılığında. Ev dirhameyni yahut iki dirhem karşılığında bu hadisin daha yolda geçen hadiseleri anlatan başka rivayetlerini önceden okumuştuk hatırlarsanız. Devesi yavaşlıyor, Hazreti Peygamber yanına geliyor. Burada Medine'deki kısmına kısa bir değinme var. Elemma kadima sıraran, sırar denen yere gelince Resulullah emara bi bakaratin bir sığırı emretti de fedubihat kesildi. Fe minha insanlar ondan yediler. Resulullah orada konak vermiş. Medine'ye yakın olmasına rağmen. Fekele Demek ki geceyi orada geçirip Medine'ye demin bahsettiğimiz şekilde gündüz girmek üzere. Felemma qadim el-Medineta, Medine'ye gelince emrani en etiyel mescide, bana emretti ki mescide varayım fa usalli ve iki rekat namaz kılayım. Sonra da wa wazani thamanal bayiri. Sonra da devenin pahasını benim için tarttırdı. Kime tarttırdı o rivayetten hatırlarsanız Bilal radıyallahu anh. Bilal'i çağırdı. Bu şu kadar e, tart ve pahasını verdi işte iki ukiye ve bir dirhem karşılığı olmak üzere. Ve üzerine de ilave ettirdi diyor. Yani pazarlığımızdan daha fazlasını bana verdi. Ve son hadisimiz 2924 nolu hadis. Haddethana Ebul Velidi bize Ebul Velid anlattı diyor İmam Buhari. Haddethana Şubetu bize Şube anlattı. An Muharib ibn Dithar'in o da Muharib bin Dithar'dan. An Cabir'in o da Cabir'den Kale dedi ki yine Hazreti Cabir'den gelen farklı bir tarikten ama aynı rivayet. Kadimtu min seferin bir seferden ben dönmüştüm. فَقَالَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, salli rekateyn, iki rekat namaz kıl. Sirarun, sırar denilen yer, mevdu'un nahiyeten bil medineti. Medine'nin civarında bir yerdir diyor. Dolayısıyla aynı hadisin neredeyse çok da lafızları farklı olmamakla beraber, Farklı farklı örneklerini, versiyonlarını İmam Buhari verdi, sunmaktan geri durmadı. Dolayısıyla ve hatta bu rivayetlerin benzerlerini başka yerde de verdiği halde, demek ki yeter ki onun sıhhat koşullarına uygun düşsün, İmam Buhari sayginde veriyor. Hani her hadisten veya örneğinden ancak bir tane verseydi, diğerlerine vermediklerine yer bulamadığı için vermedi derdik ama şu anda mükerrer bunca bolca rivayet görünce vermedikleriyle ilgili sıhhat hususundaki o çekincemizi yani o bir tık aşağı düşürdüğümüz bu halde yer almadığı için sahih de olsa ihtiyatla karşıladığımız sıhhat derecesini aşağı düşürmemizin nedeni tam da işte budur. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ولسائر المؤمنين